YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ülkemizde 2018'de vizyona giren filmler arasından yerli yabancı ayrımı yapmaksızın hayal kırıklığı yaratan 15 tanesini birden 15'e doğru sizler için sıraladım. Aptal Latif Keşiş'in cinsiyetçi ve röntgenci tarafını keşfe çıkmamıza yarayan muhafazakar ilişki filminin birinci halkası o kadar hayal kırıklığı yarattı ki ikincisinin bile festivallerde gösterilmesini neredeyse engelledi. Kısmetse bilim ilk şarkı. Tom Hardy'nin emeğine karşın yeni bir Deadpool olmaktan uzaktı. Ruben Fleischer'ın alaycı bakışı ters tepki yaptı. Venom. Bir çeşit göçmen zaman yolculuğu filminin tuhaf hali olarak anılabilir. Petzold'un hakim olmadığı bir alana kayması Franz Rogowski'yi de yaraladı. Transit. Hunger Shame 12 yıllık esaretin yönetmeni Steve McQueen'e yakışmadı. Dönemi politikasına uyma adına derme çatma karakterler ve eski model öykü tutturmak yeterli olmadı. Dul Kadınlar Widows. Eli Roth'un memuriyet yaptığı fantastik film her zamanki gibi Jack Black eşliğinde bir flop getirdi. Olan Cate Blanchett'e oldu. Eski evdeki büyülü saat The House with a Clock in its Walls. Trey Edward Schultz, Krisha ile beklentiyi yükseltmişti ama burada atmosfer bir yere kadar işlese de Joel Edgerton bile vasat koşuşturmacıyı bertaraf edemedi. It Comes at Night. Türkiye'nin 310 hedefiyle yola çıksa da tuhaf görsel efektlerin etrafta uçuştuğu bir ucuzluk abidesine dönüştü. Direniş Karatay. Sebastian Lelio başrol performansı haricinde gerçekten umutları boşa çıkaran bir filme imza attı. Disobedience kadar vahim bir sonuç olmasa da muhteşem bir kadın, A Fantastic Woman. Jennifer Lawrence, Francis Lawrence ikilisiyle iddialı bir ajan gerilimi vaat etti ama bu iddianın altında ezilip sıradan bir aksiyona dönüştü. Kızıl Serçe, Red Sparrow. Penelope Cruz'un ve Javier Bardem'in İngilizce konuştuğu bir garip Hollywood tanımı Jackie sonrasına hiç yakışmıyor. Pablo Escobar'ı sevmek, Loving Pablo. Türkiye'de birincisinin gişesini sollasa da Juan Antonio Bayona'nın varlığına karşın ilk filmin tutarlılığını arattı. Jurassic World, Yıkılmış Krallık. Pablo Trapero'nun senaristi olsa da Santiago Mitre 3. yönetmenliğinde de geçer not alamadı. Ricardo Darín ile akılda kalan bir filme imza attı. Zirve La Cordillera. Del Toro'nun yapımcılığındaki 2014 tarihli Book of Life'ın üretildiğini ve 90'larda Burton'un ölüleri animasyona soktuğu düşünülürse biraz fazla Trump dönemi için kopyala yapıştır ürünüydü Coco. Gustav Möller'in ödüle doymayan ilk filmi gizemiyle ve kurgusuyla belli bölümlerinde içine alsa da tek mekanda radyo tiyatrosuna dönüştü. Suçlu The Guilty. Nefret edeni de ortalama bulanı da oldu ama Ava DuVernay'nin iddialı peri masalı filmi zaman yolculuğundan da beslense de beklentiyi karşılayamadı. Zamanda kıvrılma, A Wrinkle in Time.